Aksaray Milliyetçi Hareket Partisi tarafından gerçekleştirilen 65. İl Divan toplantısı ve aday tanıtımında konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Belediye Başkan adayı olan İrfan Çıtak, Aksaray'da doğup büyüdüğünü ve Aksaray'ın sorunlarını da çözümlerini de çok iyi bildiğini dile getirdi. Ayrıca Çıtak, liyakat esaslı doğru insanların doğru pozisyonlarda çalıştığı bir yönetim vaat ettiklerini, statü fark etmeksizin tüm vatandaşlara eşit bir şekilde yaklaşacaklarını ifade etti. Bugün burada partimizin Aksaray Belediye Başkan adayını değerli Aksaraylı hemşehrilerimize takdim ve tanıtmak maksadıyla toplanmış bulunmaktayız. Saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de takdir ve tespitleriyle, vizyonuyla, kadrosuyla, birikimiyle, vatan ve millet sevdasıyla sizlerin hizmetine hazır olan Aksaraylı hemşehrilerimizin teveccühü ve Allah'ın izniyle 1 Nisan 2024 Aksaray Belediye Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Merkez İlçe Başkanı olarak 5 yıldır görev yapan, daha önce Aksaray Ülkü Ocakları ve Merkez İlçe Yöneticiliği yapmış, ülkücü bir ailenin eğitimli, donanımlı, Milliyetçi Ülkücü Hareket'in pırıl pırıl evladı, inşaat mühendisi kardeşim İrfan Çıtak'tır. 3 yıl inşallah bu defa 3 ayların içinde yapılacak seçimde Aksaray'da hakkını alacak. Teşkilat olarak genel merkeze bildirilen isimler içerisinde Merkez İlçe Başkanımızı, genel başkanımızın takdirleri, genel merkezimizin, divanımızın tensipleriyle Aksaray Belediye Başkan adayı olarak ilan etti. İnşallah 80 gün sonra İrfan Başkan Aksaray Belediye Başkanı olacak. Aday tanıtımımız 9 Şubat'ta. Yani 21 gün sonra, 3 hafta sonra ilçelerimizin, beldelerimizin, merkezdeki belediye meclis üyelerimizin, il genel meclis üyelerimizin teşkilat olarak genel merkez heyetimizin de katılımıyla eski stadyumun yeri olan Kılıcı Aslan Ortaokulu ve İmam Hatip'in yanında bulunan 5000 kişilik Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız inşallah. Şarkısız, türküsüz, yemeksiz. Bunu başta belirtiyorum. 750 kişilik salonda genel başkanlarını konuşturanlar Aksaray'ın o 5000 kişilik salonu nasıl dolup taştığını, bu dönem Aksaray'ın 22 yerinde de nasıl iddialı olduğumuzu, genel başkanımızın Türk siyasetine vurduğu önce ülkem damgasını, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'nin teminatı olduğunu, bunun Aksaray'da da böyle olduğunu inşallah vatandaşımız hep birlikte görecek. Maneviyatımızın yüksek olduğu böyle bir günde aday tanıtımı yapmanın verdiği gururuyla karşınızdayım. Ben bu şehirde doğmuş, bu şehirde büyümüş, üniversite eğitimini bu şehirde tamamlamış, iş hayatını da bu şehirde devam ettiren inşaat mühendisi bir kardeşinizim. Aksaray'ımızın sorunlarını da, çözümlerini de bilen ve çözümleri için uzun zamandır hazırlanan Aksaray sevdalısı bir teşkilatında mensubuyum. Adımımızı vatandaşlarımızın kendi şehirlerinde huzur ve güven içerisinde yaşaması, şehrin sorunlarını anında ve yerinde çözebilmek için tüm inancımızla adımımızı atmış bulunmaktayız. Partimizin oluşturduğu etkin ve verimli bir yönetim modeliyle hemşehrilerimizin istek ve ihtiyaçlarını güçlü bir şekilde ele alacağız. Aksaray'ımıza liyakat esaslı, sorgulanabilir, şeffaf ve özenli bir yönetim anlayışı vaat ediyoruz. Parti ayrımı yapmayan, statüleri bir kenara bırakarak tüm Aksaraylılarımıza aynı ölçüde önem ve özen gösteren insan odaklı bir yönetim vaat ediyoruz. Yerel yönetim anlayışımız günü kurtarma projelerinden uzak olacaktır. Sürdürülebilir, ileriye yönelik makro, uzun vadeli projeler ile şehrimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu düşünceler ile çok kıymetli hemşehrilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyor, desteklerinizi bekliyorum. Değiştiren Aksaray olacak, değişen Aksaray olacak. Hepiniz Allah'a emanet olun.